Türkiye yeni nesil silahları elinde bulundurabilen dünyada 3 ülkeden biri haline geldi. Hedeflere F-16'dan 3 kat daha hızlı bir şekilde mühimmat gönderen elektromanyetik top sistemiyle kilometrelerce uzaktaki hedefler bile artık güvende olmayacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta test atışları aralıksız devam eden elektromanyetik silah Şahi 209'u gündemine aldı. Türk savunma şirketleri yeni nesil silahlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bunlardan biri ise elektromanyetik silahlar. Türkiye söz konusu silahı test etme aşamasına getiren dünyadaki 3 ülkeden biri haline geldi. Y-Teknoloji tarafından 2018 yılında ilk prototip olan Şahi 209 Blok 1'in tamamlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde bu sefer de Şahi 209 Blok 2 geliştirildi. Şahi ismi İstanbul kuşatması esnasında Fatih'in İstanbul'un surlarını yıkmakta kullandığı en etkili silah olan topun adı olarak biliniyor. 209 sayısı ise M.Ö. 209 yılında kurulan ilk Türk Kara Kuvvetleri'nden geliyor. Baruta ihtiyaç duymayan geleceğin savaş teknolojisi olarak adlandırılan elektromanyetik top sisteminin çalışma prensibi, yüksek akımla oluşturulan elektromanyetik itkiyle mühimmat ya da mermiyi ses hızının 6 katı ve üstü gibi çok yüksek hızlarla itmesine dayanıyor. 3 metre namlu uzunluğuna ve 1 megajul enerji kaynağına sahip Şahi 209 Blok 1, görünen menzildeki 10-12 kilometre içindeki hedefleri ateş altına alabilecekken, 7 metre namlu uzunluğu ve 10 megajul darbeli güç kaynağıyla Şahi 209 Blok 2 ise hipersonik hızlı bir mermiye 50 kilometre menzilde dahi hedefe yönelik etkili olabilecek. Elektromanyetik fırlatma sistemi hipersonik hızı, üstün tahrip gücü, mevcut top roket mühimmatının 1000 katı enerjiye sahip olması ve imha kapasitesiyle öne çıkıyor. Top mermisi fiyatına füze menzilinde atış yapan sistemin radara yakalanmadan görev icra edebiliyor olması ise dikkat çekiyor. Fırlatma için patlayıcı yerine elektriğin kullanıldığı MFS'de bu sayede maksimum seviyede lojistik kaynağı, kolay kullanım, operasyon, depolama güvenliği de sağlanıyor. Elektromanyetik silah klasik barutlu sistemlere göre çok ucuz atış maliyetiyle ses hızının 6 katı ve üstünde hipersonik hızlarda atış yapabiliyor. Sistem, hedefe daha hızlı ulaşan, çok düşük radar kesit alanı sayesinde tespit edilmesi çok zor olan, karşı tedbiri bulunmayan EMT mermisi sayesinde çok daha yüksek ve üstün tahrip gücüne de sahip. Elektromanyetik silah, etkili kara konuşlu ve sahil konuşlu bataryalarda, hareketli platformlarda, gemi üzerinde konuşlu toplarda da kullanılabilecek. Sistem, dünyada endişe kaynağı olan hipersonik silahlar içinde savunma ve saldırıda etkili bir alternatif olma potansiyeli taşıyor. Hipersonik mermi atış hızına sahip Şahi 209 Blok 2'de saha testlerine başlanırken, ilk atışlarsa Türk Silahlı Kuvvetleri personeli gözetiminde başarıyla gerçekleştirildi. Yakın zaman içerisinde kullanıma alınması planlanan elektromanyetik fırlatma sistemini Türkiye dahil dünyada sadece 3 ülke geliştirebilmiş durumda. Savunma uzmanları ise bu alanda herkesin başlangıç çizgisinde olduğuna dikkat çekerken, Türkiye'nin ağırlığını daha fazla artırması halinde sürecin farklı bir noktaya evrilebileceğine vurgu yapıyor. Bu yıl envantere girmesi beklenen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da da elektromanyetik fırlatma sisteminin kullanılabileceğine dikkat çeken uzmanlar, elektromanyetik fırlatma sistemiyle SİHA'ların da kısa mesafede kalkış yapmasının sağlanabileceğine değiniyor. Lazer ve elektromanyetik silahlarla çok kritik bir gücü elinde bulunduracak Türkiye'nin, İHA ve SİHA'larda elde ettiği başarının bir benzerini bu alanda da göstererek, dünyanın parmakla gösterdiği ülkelerden biri haline gelmesi bekleniyor.